Hop. Bom. Uzayda Google kullanırsak böyle olur. Ve siz artık bir hackersınız. Boom. Çok da yaklaşılmaması gerekiyor tabii. 3 boyutlu deyip geçmeyin. Artık istediğiniz herhangi bir filmi hem reklamsız hem de ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Yazılar yavaş yavaş yok oluyor. Bir site var ve sizi hipnoz ettiği söyleniyor. Ve içinde bir sürü sübliminal mesaj olduğu söyleniyor bunun. Hoş geldiniz. Bugün konumuz Google hileleri. TikTok'ta Google hileleri diye bir seri yaptım. 5 videoluk ve toplamda 20 milyon kişi izledi. Ve dedim ki neden daha kapsamlısını YouTube'a yapmayayım? İstediğiniz herhangi bir filmi hem bedava hem de reklamsız nasıl izlersiniz? Bilgisayarınızı nasıl bir hacker paneline dönüştürürsünüz? Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in parasını kullanarak nasıl alışveriş yaparsınız gibi bir sürü çılgın taktik göstereceğim. Bugün çıtayı arşa çıkartıyoruz. Fazla heyecanlandım. O halde hadi başlayalım. Diyelim ki bir film izlemek istiyorsunuz ama para vermek istemiyorsunuz. Ve reklam da izlemek istemiyorsunuz. Böyle bir site bulmak tabii ki büyük bir işkenceye dönüşebiliyor. Ama artık bu derdinize son veriyoruz. Google'a izlemek istediğiniz herhangi bir filmin ismini yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp Google Drive yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Çıkan ilk sonuca tıklıyoruz. Ve BOOM! Artık istediğiniz herhangi bir filmi hem reklamsız hem de ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. BAM! Şimdi bilgisayarınızın ekranını hackerların ve ajanların kullandığı bir panele nasıl dönüştüreceğiz? İzleyin. FBI open up! Google'a Hacker Prank Simulator yazıyoruz, aratıyoruz ve çıkan ilk sonuca tıklıyoruz. Ve siz artık bir hackersınız. Boom. Google'a hayvan isimleri yazdığınızda bulunduğunuz yere 3 boyutlu olarak onları getiriyor. Yılan diyorsun, yılan geliyor. Köpek balığı diyorsun, köpek balığı geliyor. Yani şu an kulağa biraz garip geldiğini farkındayım ama şok olacaksınız, garanti ediyorum. Mesela köpek yazıp aratıyorum ve şurada gerçeğe uygun boyutuyla yakından bir köpek görün diyor. Tamam, göster diyoruz. Karşımıza şöyle bir köpiş çıkıyor. Hey. Pişt. Mesela yılan yazdık. 3 boyutlu olarak göster diyoruz. Ve evet. Çok da yaklaşılmaması gerekiyor tabii. 3 boyutlu deyip geçmeyin. Bunun korkutucu yanı da şu. Telefonu indirdiğinizde evet hiçbir şey yok ama. Bak. Bu ne? Bununla çok çılgın şakalar yapabilirsiniz. Annenize, kardeşinize, eşinize, dostunuza. Bayağı gerçeğe yakın 3 boyutlu hayvan çıkabiliyor telefonunuzdan. Google bazı film ve oyun karakterlerine özel özellikler yapmış. Gelin bir onlara tıklayınca ne oluyor görelim. Mesela Avengers'tan Thanos. Aratıyoruz. Burada Thanos'un eli çıkıyor. Tıklıyoruz bir defa. Ve yazılar yavaş yavaş yok oluyor. Bakın sonuçlar da yavaş yavaş siliniyor. Wizard of Oz yazıp arattığımızda burada iki tane ayakkabı çıkıyor. Gelin tıklayalım. Geri dönmek için de şu kasırgaya, fırtınaya benzeyen şeye tekrar tıklıyoruz ve... Bu şekilde eski haline geri dönüyor. Joey Tribbiani yazdığımızda da burada bir tane pizza çıkıyor. Friends izleyenler bunu mutlaka biliyordur. Mesela Super Mario Bros yazdım. Arattım ve burada Mario'nun o meşhur kutucukları çıktı. Google'ın kendi içinde belirli bazı sürpriz kodları var. Yani bunlardan bir sürü var ama ben size birkaç tanesini göstereceğim. Arama motoruna girince neler oluyor izleyin. Mesela Google'a diyoruz ki do a barrel roll. Aratıyoruz ve ekran 360 derece dönüyor. Sonra ask you yazıyoruz. Aratıyoruz ve şöyle sayfa sağ eğimli duruyor. Özellikle simetri takıntısı olan arkadaşlarınız varsa
onları şu şekilde çıldırtabilirsiniz. Blink HTML yazıp arattığınızda da size burada bazı yazılar göz kırpıyor. Bakın mesela. Hop. Hop. Bunlardan bir sürü var. Ben size birkaç tanesini göstermiş olayım. Google'da aratıp bu sürpriz kodları bulabilirsiniz. İlla düşünmüşsünüzdür. Ya şu kadar param olsa ne yapardım? Ya bu kadar param olsa acaba nasıl harcardım diye. Birazdan dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in parasını çatır çutur yiyeceğiz. Evet, Google'a Spend Bill Gates Money yazıp aratıyoruz. En üstte çıkan sonuca tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere burada Bill Gates'in şu anlık serveti var. 90 milyon dolar. Peki bunu nasıl harcayacağız? Burada bir sürü şey var. İstediğinizden yüzlerce hatta binlerce alabiliyorsunuz burada. Gelin bir tane stat alalım. 10 tane özel yat alalım. 15 tane F-16 alalım. 5 tane Rolex saat. 20 tane jet ski. 3 tane 4K televizyon, 30 tane Tesla, 3 tane Ferrari, 2 tane Lamborghini, 10 tane roket, Mona Lisa'nın tablosunu tabii ki alalım ve bütün NBA takımlarını alalım. Gördüğünüz gibi burada bütün fatura Bill Gates'e kesiliyor. Her şeyi aldım, dünyaları aldım ama hala para bitmiyor. Anca yarısına bile inmedi gerçi. Siz düşünün gerisini. Bir site var ve sizi hipnoz ettiği söyleniyor. Görüntü sonsuza kadar akıyor. Bir tık korkutucu ama gelin göz atalım. İçinde subliminal mesajlar olduğu söyleniyor çünkü. Hop geldik. Google'a Zoom Quilt yazdık. Arattık ve ilk çıkan sonuca tıkladık. Ve başladı. Sonsuza kadar böyle devam ediyor. İçeri daldıkça bir de yeni yeni resimler çıkıyor ortaya. Dikkatinizi çekerim. Ve içinde bir sürü subliminal mesaj olduğu söyleniyor bunun. Bak mesela. Bak mesela göz. Bayağı kafa açan bir şey bu. Ya bir sürü anlamlar çıkarabilirsiniz aslında bunu izleyip. Ama bir tık tabii korkutucu. Ve birkaç forumda okudum, bunu uzun süre izlemek sakıncalıymış. Bağımlılık yaptığı söyleniyor. Hiç merak ettiniz mi Google'ı eğer uzayda kullansaydık nasıl olurdu? Yani yer çekimi yok olsa acaba Google nasıl olurdu? Adam diyecek işimiz gücümüz yok, bunu mu merak ettiniz? Biliyorum hiç merak etmediniz ama gelin göstereyim. Google Gravity yazıyoruz ve kendimi şanslı hissediyorum'a tıklıyoruz. Hop. Evet şu an hiçbir şey olmadı zannediyor olabilirsiniz. Ama mouse'umu kıpırdattığımda yer çekimi yok olacak. Hop. Bom. Bu aşırı eğlenceli çünkü Google'ı tutup burada sürükleyip fırlatabiliyorsunuz sağa sola. Üstelik şuraya tıklayıp hala araştırma da yapabiliyorsunuz. Mesela Berk Coşkun yazıyorum. Hala çalışıyor. Uzayda Google kullanırsak böyle olur. Zamanınız bol ve çok mu sıkılıyorsunuz? Size saçmalık daniskası ama bir o kadar da eğlenceli bir şey göstereceğim. Gelin. Google'a pointer yazıyoruz, aratıyoruz ve en üste çıkan sonuca tıklıyoruz. Şimdi bakın bize diyor ki bir yerde mouse'unuzu bırakın. Mesela şurada bırakıyorum. Ve orayı işaret eden bir fotoğraf buluyor Google kendi galeri haznesinde artık. Mesela götürüyorum mouse'umu şuraya bırakıyorum. Orayı işaret eden başka birisi çıkıyor. Ortaya bir yere bırakıyorum. Böyle saçmalık daniskası bir site ama çok eğlenceli. İngilizce derslerinin olmazsa olmazı essay'ler, yani kompozisyon yazmak. Çoğumuz bunda sıkıntı çekebiliyor. Göstermem doğru mu bilmiyorum ama bunu yapacağım. Ama büyük ihtimal bütün İngilizce öğretmenleri, İngilizce komünitesi bana düşman olacak ama bunu sizin için yapacağım. Google'a girip essay typer yazıyoruz, aratıyoruz ve şu çıkan ilk sonuca tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Buraya essay'inizin konusunu yazıyorsunuz. Mesela ben ne yazayım? Sosyal medya. Social media yazıyorum. Sosyal medya yazdım buraya. Yaz diyorum. Ve böyle Word dosyası gibi bir şey açılıyor. Şimdi yapmanız gereken tek şey klavyedeki tuşlara rastgele basmanız. Hazırsanız başlıyorum. Bakın. Essay'iniz gayet yazılıyor. İsteyen kontrol edebilir.
isteyen cümleleri gayet kontrol edebilir. Vallahi Google'ın da altını üstüne getirdik. Maşallahımız var. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.